Suriye ve Kıbrıs var bildiğim kadarıyla. Suriye, Kıbrıs gördüğünüz, bir de ufaklarımız var bizim. Biz aslında interconnect'e bir sistemle Avrupa'ya full bağlanmış durumdayız. Yani Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden enerji çıkartaraktan Avrupa'nın en uç noktasına ve Portekiz'e kadar enerji gönderebiliyoruz. Dolayısıyla orada da ihracat noktalarımız Peki, var. Peki oradaki işin büyüme, operasyonun büyüme kapasitesi var mı? Ne dersiniz? Var. O hatla ilgili bir konu ve tamamen aslında bakarsanız ihtiyaçla ilgili bir konu. Burada önemli olan o dengeleri iyi sağlamak. Burada bizler için işte çok yüksek enerji talebinin olduğu zamanlar var. Az yüksek enerji talebinin olduğu zamanlar. Mesela hafta sonları enerji talebi düşer. Tatillerde enerji talebi düşer. Böyle durumlarda veya tatili onların mesela Christmas'ında biz çalışıyorsak o zaman oradaki enerjiden buraya getirebiliriz. Veya tam tersi bizim çalışmadığımız Ramazan bayramı, kurban bayramlarında orada talep olduğu zaman oraya enerjiyi aktarabiliriz. Bu tür ticaretlerle biz mümkün olduğunca işlem hacmimizi arttırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla o %20'nin içinde ufak da olsa şu anda onlar da var. Peki, geri kalanlara bakalım, sözünüzü lütfen unutmayınız. %32'de DUY dediğimiz enerji piyasası, yani bizim serbest elektrik üreticilerinin ortada kotasyonla fiyat verdiği enerji piyasası var. Orası da günlük olaraktan saatlik kotasyonlarla çalışan bir piyasa. Bu arada Zorlu Enerji'nin birinci çeyrek karı geldi 100.5 milyon TL olarak. Önceki çeyrekte de 51.8 milyon TL'lik bir zarar vardı. Enerji şirketlerinden devam ediyoruz. Şimdi müşteri tabanımız bunlardan oluşuyor. Bir fikir olması için belki izleyenlerin kafasında söylüyorum. Ekonomideki büyüme, daralma ya da işte diyelim ki Türkiye'nin hedefi orta vadeli mali programda %4. Doğru. 4 değil de 2 gerçekleşirse. Kabaca siz bundan nasıl etkilenirsiniz? Herkes gibi biz de etkileniriz, o kesin. Ama şunu unutmayalım. Ekonominin büyümesinin en az 2 puan üstünde enerji talebi büyüyor ülkede, bizim ülkemizde. Yani geçen sene yaklaşık 8.9 diye hatırlıyorum büyüme rakamımızı, ama enerji talebi onları geçti. Dolayısıyla biz her zaman için enerji mantığında ekonomimiz büyüdükçe enerji talebi olaraktan büyüyoruz. Çünkü bunda hem bir göçle ilgili bir farklılık var, hem sanayi büyümesiyle ilgili bir farklılık var ve takdir edersiniz ki artık her şey elektrikle yapılır hale gelmiş durumda. Elektrikli arabalardan falan hiç bahsetmiyorum. Daha o noktalara gelmedik. Dolayısıyla düşerse de tabii ki hepimiz gibi etkileniriz. Ama hep onun üstünde kalacağımızı bekliyoruz açıkçası. Peki kaç yılına kadar sürer? Sizce örnek olarak 2015-16'dan sonra da devam eder mi? Eder gibi gözüküyor. Yani bu sadece bizim görüşümüz değil. TEİAŞ'ın da ciddi bu konularda araştırmaları var. İletim Anonim Şirketi, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. Onların çeşitli senaryoları var. O senaryolarda işte hem talebi analiz ediyorlar, hem arzı analiz ediyorlar. 3 tane senaryoları var. Kötüsünden hiç bahsetmek istemiyorum. Çünkü gerçekten o zaman karanlık günler bizi bekler. Orta senaryoda dahi şu andaki mevcut inşaatlar, yapımlar devam etse dahi bizim 2015-2016'dan sonra enerji açığımız gündeme geliyor. Dolayısıyla biz bu mantığa bakaraktan yatırımlara devam etmek istiyoruz bütün enerji sektörü olarak. Bu hayli önemli tabii ki. Peki üçüncü grafiğe de bakalım. Tabii. Uzun vadeli büyüme potansiyelinden bahsediyoruz. Bir de rasyoları görelim bakalım. Finansal göstergeler ne alemde diye. FAVÖK'ten biraz bahsettik ama nerelerdeyiz acaba? Bir görmek adına söylüyorum. Dördüncü çeyrek 2011'de %23'lük bir FAVÖK marjınız var. Doğru. 2012'nin ilk çeyreğinde de %23. Hemen hemen büyük bir değişiklik olmamış. Ne dersiniz? Bu şekilde devam edeceğiz gibi gözüküyor. Bir sürdürülebilir bir FAVÖK bize çoğu yatırımcı soruyor, analist de soruyor. Biz 20 ila 25 bandında ilerleyeceğimizi görüyoruz. Çünkü her halükarda doğal gaza bağlı bir fiyatlama sistemi var. O elektrik fiyatları da ona bağlı olaraktan regüle ediliyor. O mantıkta biz bunun devam edeceğini öngörüyoruz. Bizim için önemli olan üretimimizi arttırmak, kapasite kullanımımızı arttırmak ve böylece de elimizde yatırılmış olduğumuz 2000 megawattın üzerindeki bir güçle piyasada mümkün olduğunca en fazla enerji üreterekten piyasada bulmak. Dolayısıyla bizim için %23 bandı, %25 bandı devam edilebilir bir EBITDA marjı gibi gözüküyor. Bu hali önemli. Peki hazır üretim ağından söz etmişken o grafiği de bir görelim. Nerelerde üretim yapar Aksa Enerji? Nerelerde faaliyet gösterir? Ekrana geliyor. Tabii. Şimdi hemen hemen Türkiye'nin her tarafında var. Şöyle özellikle vurguladığınız, bize yatırım yapan belki yatırımcılar şuralara dikkat etsin dediğiniz daha büyük payı olan nereler bu haritada? Yani bir büyüklük diye bakmak lazım ama bir de çeşitlilik diye bakmak lazım. Yani bir tanesini kalkıp 5000 megawattlık bir yere bir yatırım yaparsanız o da belki de tüm ihtiyacı öngörmeyebilir. Dolayısıyla şöyle bakalım. Antalya bölgesinde bizim şu anda bizim değil Türkiye'nin en büyük doğalgaz çevrim santrali var. 1150 megawatt gücünde.
Ondan sonra 3-4 tane daha doğalgaz çevrim santrallerimiz var. Toplam doğalgazdan çevrimli olaraktan 1630 megawattlık bir güce sahibiz. Bunun yanında daha önceleri kurmuş olduğumuz mobil santraller dediğimiz Güneydoğu'da hizmet veren 3-4 tane fuel oil'li santrallerimiz var. Onlar o bölgenin elektrik ihtiyacını gidermek üzere kurulmuş ve kapasitelerini o şekilde kullanan santraller. Bu arada bir araya girmek istiyorum. Son bu gelen teşviklerde sizi ilgilendiren bir tarafı var mı? Çünkü bildiğim kadarıyla enerji üretimine yok ama farklı bölgelere belki istihdam tarafından var. Nasıl etkileyecek sizi? Yani teşvikler konusunda açıkçası enerji üreticileri olaraktan bize noktasal bir atış olmadığını açıkçası görüyoruz. Ama biz tabii bütün Türkiye çapında bir şeyler yaptığımız için bölgesel olaraktan 5. bölge, 6. bölge mantığında oralarda yatırımlarımıza devam edeceğimiz için yetmez ama evet demek bence de en güzeli tahmin ediyorum ki. Çünkü teşviği bekliyoruz. Türkiye'nin cari açığına önemli bir negatif katkı sağlayan bu enerji yurt dışına bağımlılığını biz ancak kendi kaynaklarımızı kullanaraktan yapabiliriz. Kendi kaynaklarımızda kömürümüz var, daha doğrusu liyitimiz var ve HES ve RES'lerimiz var. Yani hidroelektrik santrallerimiz ve rüzgarımız var. Bunları üretmek için gerekli olan teşviği gerçekten her noktadan bekliyoruz. Bu bizim talebimiz enerji üreticileri olarak. Peki büyüme stratejiniz olduğunu biliyorum. Türkiye'de enerji şirketleri özellikle ileriye dönük yatırımlar yapıyorlar. Bu konuda yeni bir haber var mı? Oradan neredesiniz ve bunun için yeni paraya ihtiyacınız var mı? Örnek olarak sermaye artıracak mısınız? Bir sonraki grafikte onu ben anlatmaya çalışayım. Tabii. Geldiğimiz noktayı çünkü görüp ondan sonra gideceğimiz noktayı gösterelim. Yani yaklaşık son 5 senedir devamlı katlanaraktan kurulu kapasitemizi arttırıyoruz. İşte 300 megawattlardan başlayan 2007 macerası şu anda 2000 megawattı geçti. Bunların hepsi santrallerin devreye girmesi ve çeşitlendirilmesiyle ilgili bir konu. Yani doğalgaz çevrim santrali kuruyoruz, aynı zamanda rüzgar enerji santrali kuruyoruz, aynı zamanda hidroelektrik santrali kuruyoruz. Şimdi çok yeni Bolu Gönlük'te kömürden enerji üretimi için bir santral inşaatına başladık. Yapmaya çalıştığımız hedefimiz 4500 megawatt. Oraya doğru gitmek için çeşitli adımlar atıyoruz. Bu adımların başlangıçları tabii ki tahmin edersiniz ki oradaki lisansların bir şekilde sağlanması. Bu sebeple biz yaklaşık 22 tane lisansı zaten şu anda portföyümüzde tutuyoruz. İkinci adım finansman. O finansman için de çeşitli kaynakları kullanıyoruz. Finansal piyasalar, borç piyasaları önemli kullandığımız kaynaklar. Yabancı ve yerli ciddi proje finansmanları kullanıyoruz. Proje finansmanları olaraktan baktığınız zaman yabancı bankalardan, Commerzbank'tan, JP Morgan'dan, WestSelby'den ciddi proje finansman fasiliteleri almış durumdayız. Türk bankalarından ciddi bir şekilde proje finansmanları konuşuyoruz. Bir de son zamanlarda biraz da halka arzla beraber de biraz da equity market yani hisse senedi pazarlarında biraz daha işlemler yapmaya başladık. En son örneği de bunun Goldman Sachs'la yapmış olduğumuz anlaşmadır tahmin ediyorum ki. O biraz hem finansman hem hisse senedi satışı bu hibrit dediğimiz bir organizasyon. Bununla beraber daha hareketleneceğiz. Biz her iki pazarı da hem borç pazarında hem hisse senedi sermayeleri piyasalarında ciddi bir şekilde kullanmaya devam edip bu yatırımları finanse edeceğiz. Sermaye artışı yok buradan benim anladığım. Şu an için bir ihtiyaç yok. Anlaşmayı çok kısaca açalım mı? Çünkü o belki perakende yatırımcı için biraz karışık olabilir. Şöyle birkaç maddede onu özetleyebilirsin. Tabii. İki iş var orada. Bir hisse satışı. Goldman Sachs'a %13.30 Aksa Enerji hissesini $240 milyon karşılığı satmış durumdayız. Bir de finansman bacağı var bunun. $400 milyon da bir finansman paketinde Goldman Sachs, İş Bankası ve Garanti önderliğinde bağlamış durumdayız. O 240 milyonluk hisse satışı paketinin bazı koruma klozları da var. Onları da söylemek lazım doğru anlatmak için hikayeyi. 6 sene boyunca Goldman Sachs bu hisseleri kendi gördüğü bir değerlemeyle satabilecek. 6 senenin sonunda herhangi bir noktaya ulaşamazsa eğer bu değerler bize geri satma hakkı var. Bunun karşılığında da o 240 milyonluk rakamı biz ona nakit teminat şeklinde geri gönderiyoruz. Yani bize olan işin toplam rakamı 400 milyonluk bir artısıdır. O 400 milyonu çoktan aldık zaten. 192 milyonu geçen sene köprü kredisi mantığında almıştık. Geri kalanı da yaklaşık bir ay önce sistemimize soktuk. 100 milyonu bunun Aksa Enerji'ye girdi. O çok önemli. Yani Aksa Enerji diye baktığım zaman bu sermaye olaraktan Aksa Enerji'ye girdi. Dolayısıyla biz burada hem kısa vadeli borçlarımızın kapatılması hem de yeni yatırımlar için öz kaynak katkısı olaraktan bu rakamı kullanmaya devam ediyoruz. Bu hali önemli. Tabii şunu da sormak isterim. Goldman Sachs'ın burada niyeti sizce hisseyi belki bir yerde fiyatı çıktığı bir yerde kurumsal bir yatırımcıya satmak mı? Yoksa daha uzun vadeli mi düşünürler bu konuda? Tahmin ediyorum ki bizim konuşmalarımızdan uzun vadeli bir düşünceleri var.
Ama almış oldukları rakam belli. Şu andaki piyasa fiyatımızın yaklaşık %40 primiyle içeri girdiler. Bunun da sebebi kendileri, bütün analistleri yaklaşık 8-9 ay due diligence sürdü. Orada ciddi değerlemeler yapıldı, incelemeler yapıldı ve bir değerleme çıktı ortaya. O değerleme sonucunda bu şirketin geleceğine bir yatırım yaparaktan bu rakamdan içeri girdiler. Dolayısıyla ben biraz daha uzun vadeli tutacaklarını düşünüyorum. Ama tabii ki sonuçta para kazanmak için herkes bu işleri yapıyor. Eminim Goldman Sachs da bu işi para kazanmak için yapıyor. Dolayısıyla herhangi bir fırsat bulduğu zaman da onun elini tutan herhangi bir şey yok. Mutlaka. Peki burada özellikle doğal gaz fiyatları ve elektrik fiyatları ile ilgili sormak isterim. Malum önemli bir oyuncusunuz sektörde. Yeni zamlar da geldi. Evet. İşte ayarlanma dendi. Fakat siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni zamlar da gelebilir mi doğal gaz ya da elektrik tarafında? Gelirse ya da gelmezse siz nasıl etkilenirsiniz? Baktığınız zaman biraz geriye, yaklaşık şöyle bir 2 sene falan geriye gidelim. Çok ciddi bir zam furyası yoktu. Ama bir devalüe olmuş, %25 civarı devalüe olmuş bir Türk lirası, enerji fiyatları dalgalanmış bir ortam vardı. Böyle bir ortamda tabii ki kaçınılmazdı bu ayarlamalar ve o kaçınılmaz ayarlamaları regülatör yaklaşık 3 seferde diye hatırlıyorum yaptı. Bunun da doğalgaza da yapılan zamlardan sonra Türkiye'deki enerji üretiminin yaklaşık %65'i doğalgaz kaynaklı üretim olduğu için tabii ki normal olarak da elektrik fiyatlarına da bu yansıdı. Bundan sonra gelir mi? Açıkçası çok bir şu anda öyle bir ortam yokmuş gibi duruyor. Ama tabii dışarıdaki petrol fiyatlarının nereye gideceği, bizim kurumuzun nereye gideceğini hiçbirimiz doğru kestiremediğimizden, o yüzden her çeyrek biz bununla ilgili olarak da prediksiyonlar yapıp kendi nakit akımlarımızı ve kendi bütçelerimizi ona göre revize ediyoruz. Peki elektrik fiyatlarında bir artış olursa bu sizi nasıl etkiler? Elektrik fiyatlarındaki artış tabii bizi pozitif etkiliyor. Çünkü bizim demin söylediğim gibi %35 ikili anlaşma karşılığında müşterilerimize satıyoruz. Ve onların da fiyat mekanizması mevcut tarifeden bir indirim anlamında çoğunlukla kontratlar var. Dolayısıyla o tarife yukarı çıkarsa oradan alınacak indirimle de bizim rakamlar yukarı çıkacaktır. Bunun bir göstergesi tabii dengeli bir uzlaşma enerji borsasına da yansıyor. Dolayısıyla fiyatlar yukarı doğru çıkıyor. Ama elektrik fiyatlarının tek başına artması gibi bir kavram çok açıkçası kimse beklemiyor. Dolayısıyla bir şey artacaksa büyük basınlıkla doğalgaz artışıyla beraber olacaktır. Ama onu da hepimiz yaşayıp göreceğiz. Şu an için öyle bir ortamın olduğunu ben tahmin etmiyorum. Peki Cüneyt Uygun, çok teşekkür ediyoruz. Buraya kadar gelip konuğumuz olduğunuz için. Herhalde Aksa Enerji ile ilişkin birçok soruyu cevaplamış olduk. Kalanlar da varsa bir dahaki programda inşallah beraber yaparız. Bizden şimdilik akıllı paraya bir kısa ara. Aranın ardından Mete Yüksel bizlerle beraber, bakalım TEB yatırım piyasalarla ve hisse senetleriyle ilgili ne düşünür, kısa bir ara.